İsveççe'de idiom yani deyimler. Ee, İsveççe'de deyimler tek tek kelimelerin ne anlamına geldiğine baktığımızda ilk düşündüğümüzden çok farklı anlamlara sahip ifadelerdir. Gelin örneklere bakalım. İlk örneğimiz kastas i iglosus. Yani Türkçesi camdan evlere taş atmak olsa da deyimsel olarak iki yüzlü olmak, kendinin suçlu olduğu bir şey için başkasını eleştirmek anlamına gelir. Biraz daha edebiyat yapacak olursak camdan bir eve taş atarsanız cam kırıklarının size isabet etme riski vardır. Kesiklerden kaçınmak için en iyi yol taşı dışarıda bırakmaktır. Bu deyimi ben işlerinde çok fazla kullanıyorum. Hamna melant vosturlar. Hamna bir şeyin arasına kalmak anlamına geliyor. Hamna yerine fallayı da kullanabilirsiniz bu deyimde. Falla da düşmek anlamına geliyor e, falla mellant e, iki sandalye arasında düşmek gibi bir şey. Peki deyimsel anlamı ne bunun? E, bir Vaka ya da dosyanın farklı sorumluluk alanlarının arasında kalması ve sonuç olarak kimse tarafından ele alınmaması demek. Yani iki yetkili işbirliği yapmadığında biri ya da dosya boşlukta kalacaktır anlamına geliyor. Mesela iş yerinde bizde bir dosya var ortada. O işini yapmıyor, ben işimi yapmıyorum ve dosya ortada kalıyor ve unutulup gidiyor. İşte bu durumda biz bu deyimi kullanmaktayız. Umarım bu içeriği beğenmişsinizdir. Daha çok böyle İsveçli videolar çekmemi istiyorsanız yorumlarda yazın sizin favori deyimleriniz ne? Bunları da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Beni YouTube üzerinden ve Instagram üzerinden takip etmeyi de unutmayın.